Sarımsak. Kanı temizler, akciğer, karaciğer, safra kesesi ve kalbi kuvvetlendirir. İltihabı kurutur ve bütün hastalıkları yok eder. Atar damarlardaki kireçlenme, daralma ve tıkanıklığı gidermek için sarımsaktan daha iyi ilaç yoktur. Kurtları döker, tüberküloz bakterisi dahi zararlı mikropları, virüsleri ve parazitleri öldürür, tansiyonu ve ateşi düşürür, kanı sulandırır, iştahı açar. Ateşli şişlikleri indirir, iltihaplı yarayı açarak iltihabın akmasına yardım eder. Yaradaki akıntıyı temizleyip yarayı kapatır. Kanı kolesterolden arındırır. Yüz rengini güzelleştirir. Salgı bezlerinin normal çalışmasını sağlar. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, genetik mutasyonlara karşı direnci arttırır. İçme suyunu değiştirmeye mecbur kalan insan, sarımsak yemelidir. Bu şekilde yeni suya alışma sürecini kısaltmış ve kolaylaştırmış olur. Hızlı çöküntülerden kendini korumak isteyen yaşlılar her gün sarımsak yutmalı veya 3 diş sarımsak ezip bal şurubu ile içmelidir. Bir baş sarımsak artı 10 tane taze yeşil zeytin artı 1 tane orta boy havuç, 500 gram su ile pişirildikten sonra ezilip süzülür. Bu su, adet kanamasını söker. Doğumdan sonra eşin atılmasını sağlar, karında su toplanmasına çok iyi gelir. Çiğ sarımsak yemek krampları yok eder, gazı giderir, adet kanamasını uyarır ve doğum sonrası eşin kolay atılmasını sağlar. Pişmiş sarımsak yemek, sesi ve boğazı temizler, öksürüğü yumuşatır ve artırır, göğüs ağrılarını dindirir. Bir baş sarımsağı iyice dövüp 500 gram bal şurubu ile karıştırarak lavman yapmak yapışkan balgamı ve safrayı söktürür. Siyatik ağrılarını hafifletir. Kurtları düşürür. İyice dövülmüş sarımsak ateşli şişliklere, çıbanlara, romatizmalı eklemlere, emziren kadının göğsüne sarılır, hastanın dayanabildiği sürece bekletilir. Deriyi delerek iltihabı dışarı akıtır. Sarımsak rendeleyerek yara ve mantar üzerine sarmak iyileşmeyi sağlar, kafa derisine sürmek, saç dökülmesini önler ve durdurur, bitleri öldürür. Uyarı. Cilt üzerine konulan sarımsak dikkatli takip edilmelidir. 10 ila 15 dakikadan fazla bekletildiğinde yanık olabilir. Bu durumda yanık üzerine patates veya havuç rendeleyerek koymak gerekir. Buruna sarımsak suyu damlatmak nezleyi giderir. Kulağa damlatmak, delinen kulak zarını iyileştirir, birleştirir. Günde 3 ila 7 diş sarımsak yutmak, bağırsakların sağlığı ve çalışması açısından çok faydalıdır. Bir baş sarımsağı kabuklarını soymadan buharda veya pilav içinde pişirerek yemek kurt dökmeye yardımcı olur. Ağır enfeksiyon hastalıklarında, verem, AIDS vesaire, her sabah 3 baş sarımsak dövüp ballı su ile karıştırarak içmek gerekir. Bir baş sarımsak dövülür, bir tatlı kaşığı öğütülmüş çemen otu ve bal ile iyice karıştırılıp macun haline getirilir ve her akşam ağrıyan eklemlere sürülür. Üzerine yağlı kağıt konarak bantlanır ve sabaha kadar bekletilir. Böbrek ve safra kesesi taşlarını eritmek için 100 gram limon suyu artı 100 gram zeytinyağı artı 3 baş ezilmiş sarımsak artı 50 gram maydanoz yaprağı suyu karıştırılır ve her akşam bu karışımdan 50 gram içilir. Sarımsaklı zeytinyağı bir cam kap içinde 200 gram zeytinyağı ile bir baş dövülmüş sarımsak karıştırılır, kapağı kapatılır ve buzdolabına konur. 24 saat sonra süzülür ve günde 30 ila 50 gram sarımsaklı zeytinyağı aynı miktarda limon suyu ile karıştırılarak içilir. Mideyi, bağırsakları ve karaciğeri temizler. Yemek ve salata üzerine de kullanılabilir. Uykusuzluğa karşı 24 tane limonun suyu artı 350 gram dövülmüş sarımsak, bir cam kap içinde, üzeri 3 kat bezle kapatılarak, oda sıcaklığında bir hafta bekletilir. Sonra süzülüp buzdolabına konur, karışım bitene kadar sabah akşam birer yemek kaşığı içilir. Karışım mükemmel bir damar açıcı ve temizleyicidir. Limon suyu yerine doğal sirke de kullanılabilir. Sirke. Bölümüne bakınız, hadis-i şerifte. Sarımsak yiyin, onunla tedavi olun, zira o 70 derde devadır. Eğer bana melek gelmemiş olsaydı, ben de onu muhakkak yerdim. Buyurulmuştur. Uyarı. Sarımsağın fazlası baş ağrısı yapar, gözlere zararlıdır. Kaynak: Doktor Aydin Salih Gerçek Tıp Kitabı.